İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Sorumluluk Çalışmaları kapsamında hazırladığımız podcast projesinin amacı... Sivil toplum kuruluşlarına yönelik bireyler farkındalık kazandırmak ve bilinç aşınamaktır. Bu bölümde projemizin ikinci serisi olan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile söyleşimize başlıyoruz. Hoş geldiniz Cenan Hanım Kübra Hanım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, i̇lk sorumla başlarım izninizle. Mor Çatı kuruluş hikayesinden bahsedebilir misiniz? Mor Çatı denilince akla gelen anahtar sözcükler nelerdir? Eee aslında şöyle, Morçatı 1990 yılında kurulan bir feminist kadın örgütü ve en temelde özellikle 80 döneminde işte hani bu baskıların artması ve 1987'de bir hakimin işte kadının sırtından sopayı, karnından sopayı eksik etmeyeceksin diyerek verdiği bir kararla aslında kadınlar dayağa karşı yürüyüşle ilgili sokağa çıkıyorlar. Sokaklarda işte özellikle Yoğurtçu Parkı civarında oluyor İstanbul'da. Birçok kadın darbeden sonra ilk defa sokağa çıkıp aslında dayak istemediklerini, öldüren sevgi istemediklerini bağırıyorlar. Ve bundan sonra da zaten e, orada bir dayanışma oluyor. Ve Mor da oradaki dayanışmanın aslında bir uzantısı yani. E, ve 90 yılında kuruluyor. Özellikle şiddet yaşayan kadınlarla dayanışmak, e, kadından kadına bu deneyim aktarımını sağlamak ve hani şiddete karşı feminist bir Dayanışma ağı örmek, bir mücadele ağı örmek, aslında en temel çıkış hikayesi böyle. Anladım. E, Mor çatı denilince akla gelen anahtar sözcükler sizce nelerdir? E, dayanışma, <laughs> e, feminist e, bakış açısı, feminist yaklaşım, e, şiddetli mücadele diyebilirim herhalde. Aklıma bunlar geldi. <laughs> e, Mor çatı kadın Sığınağı hakkında bilgi verebilir misiniz? Türkiye'de kapsadığı yerleri kısaca açıklar mısınız? Şöyle Mor Çatı aslında yerel bir feminist örgüt. Sadece İstanbul'da bulunuyor. Bir dayanışma merkezi bir sığınağı var e, ve e, dolayısıyla tek bir tane sığınağımız var bizim. O da İstanbul'da. E, Mor Çatı'nın sığınağı bağımsız bir sığınak. E, işte, yani bir, işte bakanlığa ya da bir belediyeye bağlı olmadan tamamen işte Morçat'ı Çatı dayanışma merkezi üzerinden gelen e, başvurularla birlikte yürüyor. Dolayısıyla... Aslında Türkiye'de ve dünyada da sadece Türkiye'de değil her yerden biz kadınlardan telefonla, maille e, yaşadıkları şiddet deneyimleriyle ilgili başvurular alıyoruz. Hepsiyle görüşüyoruz. E, ancak sığınak çalışmamız sadece İstanbul'da. Bunun da sebebi aslında bir model bu. Yani e, özellikle kadınların yaşadığı şiddete dair sığınaklar önemli araçlar. Önemli mücadele araçları ve geçiş araçları. E, ve e, Mor Çatı Sığınağı kurulduğu zaman Mor Çatı'yı kurulduğu zaman e, aslında kurucu kadınlar ee, dünyanın farklı yerlerinde Avrupa'ya vesaire giderek sığınakları nasıl işlediğine bakıyorlar modellere bakıyorlar ve e, en aslında kadınlardan yana kadını güçlendirecek orada yani sığınakta kaldıkları süreçte çıkana kadar daha güçlendirici politikaları kuracak modelleri buluyorlar araştırıyorlar ve mor çatı sığınağı bu model üzerine kuruluyor o yüzden de aslında bir model önerisi ee, o yüzden çok fazla şehirde yaygınlaşmış bir yani her yerde bulunmuyor mor çatının oradaki motivasyonu yereldeki kadın örgütleriyle birlikte çalışmak güçlendirmek ve oralarda çalışmaların yapılmasını sağlamak. Anladım. Sığınakta iç güvenlik nasıl sağlanıyor ve sığınaktaki kadınların günlük yaşamları nasıl geçiyor? Ee, şöyle, bizim sığınağımızda aslında kalan kadınlar için bir güvenlik görevlisi bulunmuyor sığınağın içerisinde. 7/24 orada çalışan sosyal çalışmacılar bulunmuyor çünkü kadınlar hayatta kendi güvenliklerini zaten sağlıyor oluyorlar. Yani evde şiddet yaşarken zaten önlemlerini alıyorlar. O şiddet deneyiminin içerisinde çok ...güçlü bir şekilde duruyorlar, hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Sığınağa geldikten sonra yine kendi evlerine çıktıklarında da... ...aslında kendi güvenliklerini hayatta hep kendileri sağlıyor. Sığınakta da bunun olmasını biz önemsiyoruz. Çünkü orada kalınan süre boyunca sadece verilen bir destek olamaz. Bu oradaki çalışma güçlendirici olmalı. O yüzden gelen, sığınakta kalan her kadınla düzenli görüşmeler yapılarak... ...işte yaşanılan şiddet dediğimine dair hedefler, planlar konuşularak... ...aslında hem bir e, çalışma yapılıyor orada şiddetli mücadele için ve kadının o şiddetli yaşantısından çıkabilmesi için hem de kendi hayat pratiğini, güvenliğini sağlamakla ilgili o gücün ortaya çıkması. Çünkü kadınlar zaten çok güçlü, o güç var. Onun ortaya çıkması için aslında e, bu görüşmeler yapılıyor. Dolayısıyla bir güvenlik görevlisi olmuyor. Acil bir durumda aranılabilecek bir telefon var. Sosyal çalışmacılarda bulunan. Bu telefonla haberleşiliyor. Ama zaten hepimiz acil durumda gerek polisi arıyoruz, gerek başka kanallar neresiyse aranması gereken. Dolayısıyla tüm bunların planı yapılıyor birlikte. Ve kadınlar aslında çok güzel bir dayanışma da gösteriyorlar orada kalan diğer kadınlarla. Hem birbirlerinin güvenliğini sağlıyorlar, hem sığınan güvenliğini sağlıyorlar. Hem de henüz Mor Hatı sığınağında kalmamış ama ön ilerleyen zamanlarda gelebilecek kadınların da güvenliğini sağlıyorlar. Çünkü e, sığınakta kalmanın en temel kuralı gizlilik. E, Sığınan gizliliğini korumak, bu bilgiyi paylaşmamak. O bilgiyi paylaşmamak sadece o an için değil. Aslında 33 yıldır Morçatı'dan yolu geçmiş her kadının da bilgisini korumak demek. Biraz böyle bir dayanışmayla da aslında yürüyor. E, güvenlik kısmı en azından. Bilmiyorum cevap olabildi mi soruyu ama. Oldu çok teşekkürler. Ee, peki sığınaktaki çocuklarla nasıl ilgileniliyor? Ee, şöyle e, bizim sığınağımızda kadınlar çocuklarla birlikte kalıyorlar. Evet çocuklarla ve kadınlar, yani çocuklar da çünkü şiddet yaşansına gerek tanık olan gerek doğrudan yaşayan aslında bir birey olarak düşünmek lazım çocuklarda sığınakta. Dolayısıyla hem kadınlarla hem çocuklarla ayrı ayrı görüşmeler yapılıyor. Yani çocukların da bir sosyal çalışmacısı oluyor. Düzenli görüşmeler yapılıyor. İşte hem yine kadınların aslında bir araya gelebildikleri işte grup buluşmaları olduğu gibi çocukların da işte çocuk çalışması içerisinde birlikte buluşmaları oluyor. Çocuk toplantıları oluyor. Ama böyle bir kreş gibi bir yer yok sığınağın içinde. Kreş ve diğer tüm imkanlar, okul vesaire günlük hayatta nasıl alınıyorsa dışarıda o şekilde yürüyor. Sığınakta çocukların sorumluluğundan annelere mesul tabii ki. Özellikle annelerinin hani o çalışmanın içerisinde olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla anne ve çocuk arasındaki ilişki içinde aslında bir çalışma yapılıyor oluyor. Ee, sadece şiddet yaşantısıyla ilgili değil. Anne ve çocuğun bağıyla ilgili de bir çalışma yapılıyor. Dolayısıyla e, böyle bir aslında hem kendi akranlarıyla hem de orada e, bulunan, dayanışma kuran sosyal çalışmacı arkadaşlarla bu çalışmalar yürüyor. Tabii hani alan yani çocuk odası vesaire gibi alanlar da var çocukların vakit geçirebileceği bina içerisinde. Onu da o şekilde değerlendiriyoruz. Anladım. Ee, Mor çatıya başvuran kadınlar için nasıl bir süreç izleniyor? Bu sürece nasıl karar veriliyor? Ee, şöyle, kadınlar e, bize telefonla, maille e, çoğunlukla başvuruda bulunuyorlar. E, yüz yüze de olabiliyor görüşmelerimiz elbette. E, kendilerinin ihtiyaçları, talepleri e, doğrultusunda aslında bu destekler e, sağlanıyor. E, kadınların e, ruh, e, ruhsal destek ihtiyacı olabilir, bir sosyal çalışma, sosyal destek ihtiyacı olabilir, hukuki e, destek ihtiyacı. E, ihtiyacı talebi olabilir. Bu doğrultuda hem Mor Çatı'nın sağlayabileceği gösterdiği dayanışma çerçevesinde sağlayabileceği destekleri planlıyoruz. Kadınla birlikte kadının eee hani, fail kadının eee öznelliğini, göz ardı etmeden karar verenin o olduğunu göz ardı etmeden ve sosyal çalışmacılar olarak Sosyal çalışma yürütürken e, kurtarıcı e, rolü üstlenmemeye özen göstererek çünkü e, Kübra'nın Kübra da vurguladığı gibi kadınlar çok güçlüler, e, şiddet yaşarken de güçlüler, e, şiddetsiz bir hayat kurmaya e, gayret ederken attıkları her adımda çok güçlüler. E, kurumlara yönlendirmek kurumlardan alabilecekleri desteklerin e, bilgisini paylaşmak da olabiliyor gösterdiğimiz dayanışma e, sosyal çalışma yürütürken feminist sosyal çalışma yürütürken e, mor çatı'nın e, sağladığı gönüllü desteğiyle e, sağladığı destekler de olabiliyor. Ee, dediğim gibi kadının talebi e, doğrultusunda kadınla birlikte planlama yaparak e, kadınların şiddetsiz bir hayat için e, erişebileceği desteklere dair birlikte bir e, çerçeve çiziyoruz, plan yapıyoruz. Anladım. E, mor çatıya başvuran kadınlar için psikolojik destek sağlanıyor mu dedim. Sağlandığını söylediniz ama eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? E, sağlanabiliyor. E, mor çatı gönüllüsü e, feminist psikologların desteğiyle e, bu destek sağlanabiliyor. E, ancak hani böyle şöyle bir ön kabulle değil. Yani şiddet gören her kadının e, ruhsal e, çalışmaya ihtiyacı vardır gibi bir ön kabulle asla hareket etmiyoruz. E, kadının talebi ve ihtiyacı doğrultusunda e, mor çatının kaynakları doğrultusunda. ...ruhsal destekte de kurduğumuz... ...dayanışmanın bir parçası olabiliyor. E, eğitim görmek isteyen kadınlar için... ...eğitim sağlanıyor mu? Eğitim desteği sağlanıyor mu? E, yani eğitim tabii şöyle... E, eğitimi şey gibi soruyorsunuz değil mi? hani Kadınları güçlendirecek, eğitim evet, faaliyetleri geliştirecek. Için, yani. yani aslında böyle bir çalışmamız yok bizim. Ee, şöyle bir çalışmamız yok daha doğrusu. hani Şiddet yaşayan kadınlar sığınağa geldiler ya da işte dayanışma merkezinden destek alıyorlar ve şimdi hayatta bilgilerini arttıralım, bilinçlerini yükseltelim gibi bir yaklaşımımız yok bizim. Zaten bizler feministiz ve kadınlar ne yapmak istiyorsa yani o şiddet yaşantısından çıkarken hayatta neye ihtiyaç duyuyorsa bunu birlikte değerlendiriyoruz. Elbette bunun içerisinde kadının kaynaklarını güçlendirmek de var. Çünkü kaynaklarımız güçlendikçe şiddetle mücadele etmek kolaylaşabiliyor elbette. Yani ne kadar çok... Kaynağa sahipsek, alanımız, enerjimiz varsa, erişebilirliğimiz varsa, o kadar çok da yaşadığımız şeyin adını koymak kolay oluyor. Ama bunu illa eğitimle yapmak gerekmiyebiliyor. E, bu bir düzenli yaptığımız görüşmeler, yani bu sadece sığınakta değil bu arada, Morocatın dayanışma merkezinde de biz arayan e, bizimle görüşen her kadınla aslında takiple düzenli görüşmeler yapıyoruz, telefonla, bazen yüz yüze e, ve bu görüşmelerde aslında bu ihtiyaçları konuşuyoruz. Eğer kadınlardan geliyorsa bu talep ben böyle bir atölyeye katılmak isterim, böyle bir eğitime gitmek isterim, bu konuda şöyle bir bilgi almak isterim gibi bir talep geliyorsa o zaman elbette yönlendiriyoruz. Bazen e, işte sığınakta da bu gibi çalışmalar olabiliyor sanıyorum vardı onu konuşuruz e, ama dayanışma merkezi üzerinden özellikle zaten aslında devletin belediyelerin vesaire çalışmaları var işte ismekler var kurslar var vesaire ya da başka bir takım yerlerde belediyelerin çalışmaları varsa kadının da böyle bir talebi varsa buralara yönlendiriyoruz daha çok alabileceği yerlerle buluşturuyoruz aslında hı hı. E, bu destekleri. E... Sığınaktaki kadınların kendilerini geliştirmeleri için aktiviteler yapılıyor mu? Yapılıyorsa aktiviteler hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Evet aslında bu da bağlantılı. Yani sığınakta da çok aynı yerden bir yürüyor zaten. Hani çalışma bu kadar sığınak ve dayanışma merkezi iki ayrı üç gibi çalışmıyor. Çok iç içe ve birlikte yürütülüyor tüm bu dayanışma. E, çalışma da değil yani gerçekten bir dayanışma kuruluyor. Ve e, tabii ki sığınak kalmak bir toplu yaşamı da birlikte getiriyor. Yani birçok kadın ve çocuk bir ev içerisinde, bir bina içerisinde topluca birlikte yaşıyorlar tabii ki. Ve hani ortak alan paylaşımları var bunun içerisinde. Bu ortak alan paylaşımlarının kolaylaşması için, işte yaşamın, sığınak yaşamının sürdürülebilirliği için e, Tabii ki bir takım atölye çalışmaları yapıyoruz. Ama bunlar kadınlara eğitim vermek gibi değil, daha birlikte yaşayabilmeyi kolaylaştıracak metotları bulmak için. Ne bunlar? Mesela işte bizim sığınağımızda kadınlar telefon kullanabiliyor, internete erişebiliyor. O zaman ne yapmak lazım? Yani çünkü diğer sığınaklarda telefon kullanmak yasak, teslim etmek gerekiyor. Neden? Lokasyon adres bulunmasın, gizlilik ihlal edilmesin diye. Biz neden yasaklamıyoruz Çünkü e, telefonu alarak adres gizliliğini ortadan kaldırmak mümkün değil bulunabilir mi bulunabilir? telefonu almadan, kadınları engellemeden, hayatların pratiklerini bozmadan bunu yapabilmek lazım. Bunu da nasıl yaparız? O zaman güvenli dijital araç gereç kullanımı nedir? Oturur konuşuruz. Hani lo lokasyon paylaşmamak nedir? Sosyal medya şiddetsiz güvenli nasıl kullanılabilir? İşte bir iş görüşmesine gidecektir mesela kadın daha önce hiç yapmamıştır. Bunun üzerine konuşuruz. İşte matematik ...öğrenmek ister... ...bilgisayar Word, Excel kullanmak ister... ...bunları yaparız... ...bizim sığınağımızın feminist bir sığınak olması... ...ya da Morçat'ın feminist bir kadın örgütü olmasının... ...en temel özelliği... ...zaten kadınları güçlendirecek şeyleri bulup... ...birlikte yapabilmek... ...birlikte güçlenmek hatta sadece başvuran... Morchata gelen dayanışma kurmak isteyen kadınlar değil... ...biz de güçleniyoruz birlikte çünkü... ...o yüzden o ıı, bahsettiğin... ...atölye ya da birlikte yapılan aktiviteleri... ...biraz kalan kadınların ihtiyaçlarına göre... oran o, ...oradaki... Ee, nasıl talepler geliyor kadınlardan bunlar üzerine bakıyoruz her zaman bu arada böyle olmuyor bazen de şöyle oluyor hadi bir film izleyelim üzerine konuşalım da denebiliyor hadi işte kadın dayanışması konuşalım e, denebiliyor e, hep birlikte e, buluştuğumuz ve bu gibi e, konuşmalar yaptığımız karşılıklı işte paylaşımlar yaptığımız atölyeler yapıyoruz sığınakta yani sığınakta dayanışma olarak zaten e, gelişim geliş, kendini geliştirmek isteyen kadınlar gelişimi yani hani geliştir yani kendi geliştirmek isteyen evet hani mesela şey gibi yani ben bu konuda bir şeyler öğrenmek istiyorum bakmak paylaşmak istiyorum da diyebilir Hı -hı. hiç ben sadece e, burada kalırken dinlenmeye ihtiyaç duyuyorum Hı -hı. da diyebilir çünkü Hı -hı. şiddet yaşamak bazen de buna ihtiyaç e, oluyor şiddet yaşandığı zaman biz sadece dediğim gibi kadını dinliyoruz zaten en önemli şey kadını dinlemek Hı -hı. E, yargılamamak ve dinleyebilmek anladım. Ee... Peki, mor ayrıldıktan sonraki süreç nasıl işliyor? Böyle bir süreç var mı? E, ayrılan kadınların ayrıldıktan sonra bağları devam ediyor mu? E, şöyle, sığınaktan ayrıldıktan sonra kadınlar, yani önce belki şunu söylemek iyi olabilir: e, sığınaktan ayrılmaya hazır hissettiğinde e, şiddetsiz ...kendi başına bir hayat kurmaya hazır hissettiğinde kadın... E, ...zaten o e, sığınakta sosyal çalışmacısıyla birlikte... ...kadının planladığı e, bir durum oluyor. E, birlikte e, ne bileyim riskleri vesaire... ...kadının potansiyelini her şeyi planlayıp... E, ...sığınaktan ayrıl ayrılıyor kadın. E, sonrasında e, yine bir destek ihtiyacı olduğunda... E, ...mor çatıyla tekrar irtibata geçebilir... ...dayanışma merkezini arayabilir... E, Çalışmayı sürdürme ihtiyacı olduğunda yani kadınların sığınak sonrasında da dayanışma merkezi üzerinden ya da tekrar sığınak desteğine ihtiyacı olabilir. Tekrar e, sığınakta kalmak istediğini e, dile getirebilir. Bu da değerlendiriliyor. E, ne bileyim e, kurumlardan destek alacağı zaman e, bir sosyal inceleme raporu e, yazılmasını istemek için de arayabilir merkezi ee, herhangi bir konuda da yine şiddetsiz bir yaşam için destek duyduğunda yine arayabilir ee, kadın istediği müddetçe o ilişkinin sürmesini istediği müddetçe e, mor çatı olarak dayanışmayı sürdürüyoruz zaten yani Tabii mi? ki yani şeyi belki sormak iyi olur hani e, sığınakta kaldığımız zaman işte ne kadar kalınırsa, altı ay, bir sene neyse o süre zarfında tabii hani orada bir destek e, söz konusu, dayanışma söz konusu. Ama şiddet yani e, daha doğrusu erkek şiddeti dediğimiz şey sadece evde, ev içinde yaşanan şekilde hayatta sirayet bulmuyor. Yani sığınaktan çıktıktan sonra da kadınlar başka başka zorluklar yaşamaya devam ediyorlar. Gerek toplumsal baskılar ve zorluklar gerek sistemde yani e, işte... E, mevcut kanunların vesairelerin ya da uygulamaların iyi işlememesinden de zorluklar yaşayabiliyorlar. O yüzden sadece yaşadıkları şiddetle ilgili olmayabilir. Sığınaktan ayrıldıktan sonra da başka başka konularda yaşadıkları zorluklarla da bize ulaşabiliyorlar. Yani bir sosyal hizmet merkezine ulaşamamış olabilir. Başka bir zorluk yaşamış olabilir. O yüzden hem Ceren'in dediği gibi bir kısım var. Yani itibat kurmak isterse yaşadığı şiddetle ilgili hala desteğe ihtiyaç duyuyorsa konuşmak isterse bunu yapmak mümkün oluyor. Hem de aslında e, Gerçekten o normatif, patriarkal hayat düzeninin içinde bir takım zorluklar yaşayabiliyor kadın ve bunlarla ilgili de destek ihtiyacı duyabiliyor. O yüzden o iletişim e, her zaman aslında devam edebiliyor e, günün sonunda. Yani sığınaktan ayrıldıktan sonra mor çatıyla her zaman bağı devam edebiliyor istediği sürece. Evet. E, şiddet gösteren bireyler için bir süreç işliyor mu? Sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bu süreç hızlandırılabiliyor mu? Ee, biz şey için mor çatının şiddet gösteren erkeklerle evet. bir çalışması var mı diye Hı -hı, aslında evet. değil mi? Ee, yok <laughs> biz e, erkeklerle çalışmıyoruz e, bu şöyle bir şey yani biz şiddetin uygulanmasının yani erkeklerin şiddet göstermesinin sebebinin patolojik bir şey olmadığını düşünüyoruz feministler olarak dolayısıyla bu işte öfke kontrol problemi, psikiyatrik problemler işte ya da patolojik bir takım sebeplere indirgendiği için erkekler bu sebeple şiddet uyguluyor kadınlara dendiği için bu gibi gerek rehabilitasyon tırnak içinde faaliyetleri gerek eğitim faaliyetlerinin de aslında günün sonunda uygulayan ülkelerde de görüşmeler mesela İspanya gittiğimizde sormuştuk böyle bir saha ziyareti yapmıştık vesaire ya da Türkiye'de de uygulanıyor bu arada bakanlık bünyesinde ee, bu gibi uygulamaların çok çok az oranda aslında şiddet gösteren kişinin davranışını değiştirdiğini de görmüş olduk. Çünkü bu bir bu seçilmiş bir davranış. Yani e, şiddet güç gösterebildiğiniz, e, kontrol edebildiği kişiye şiddet uyguluyor aslında. Onu da evdeki eşinden, işte kızından ya da kardeşinden çıkarabiliyor. Neden? Çünkü bu çok sistemsel bir mesele. Bu patriarkal düzenin aslında bir getirisi ve e, maalesef. Böyle yaşanıyor. Erkeklerde burada güç sahibi olanlar ve bu gücü gösterebilecekleri kişiye uyguluyorlar. Yani efka kontrol problemi var diyen erkek ofiste kendisine kızan patronun öfkesini kontrol edebiliyor. Eve geldiğinde edemiyor. O zaman burada mesele patolojik değil, burada mesele toplumsal. Dolayısıyla böyle olduğunda ne rehabilitasyon çalışması, ne eğitim çalışması, ne başka bir şey o kişi o davranışı değiştirmek istemedikçe, o ayrıcalığını kullanmayı, gücü kullanmayı bırakmak istemedikçe de değişmiyor. Bizim en azından yaklaşımımız böyle mor çatıda. O yüzden biz böyle bir çalışma yapmıyoruz. Biz daha çok kadınların yaşadıkları deneyimler üzerinden dayanışma kuruyoruz. Ee, peki hukuki süreçte bir yardımınız olabiliyor mu? sivil toplum kuruluşları olarak. E, şöyle e, ...Morçatı mor çatı olarak e, kadınların e, dava açma, yani dava açmak istediklerinde dava süreçlerini e, takip edecek bir avukat desteği sağlamıyoruz. E, ama kadınların e, erişebilecekleri belli destekler var, e, kurumların sağladığı destekler, e, buralara yönlendirebiliyoruz, bu bilgiyi paylaşabiliyoruz. E, başvurularından olumlu sonuç almaları için e, yine kadınlardan aldığımız, e, kadınlardan duyduğumuz öğrendiğimiz deneyimleri paylaşabiliyoruz. E, kurumlara yönlendirmek bir seçenek oluyor. E, onun dışında da Hukuki destek talebi olan kadınlara e, gönüllü avukatların yine feminist e, avukatların desteğiyle e, hukuki sorularına e, bir cevap alabilmeleri için bir danışmanlık e, desteği sağlayabiliyoruz e, kurduğumuz danışma içinde. Evet çünkü şey var. Ücretsiz destek alabilecekleri kadınların adli yardım büroları var aslında. Bizim buradaki her zaman motivasyonumuz şu. Bu kanalların işleyebilmesi ve kadınların buraları bilmesi, öğrenmesi, işletmesi. O yüzden Ceren'in dediği gibi bizim gönüllü avukat arkadaşlarımız danışmanlık veriyorlar. Kadınların eğer davaları varsa o takip edilmesi gerekiyorsa ya da bir avukat ihtiyaçları varsa işte yapacakları başvurular için adli yardımdan avukat ataması isteyebileceklerini paylaşıp o süreci takip ediyoruz. Tabii üstlendiğimiz emsal hani e, ciddi manada emsal teşkil edecek ya da işte çok ciddi dayanışma kurulması gereken durumlarda hem, gerek feminist hareketini takip ettiği gerek morç takip ettiği davalarda oldu elbette. Farklı sivil toplum örgütleriyle birlikte yürüttüğünüz ortak çalışmalar ya da projeler var mı? Varsa nelerdir? Ee, yani şöyle aslında biz hani e, Morçat'ı çok sivil toplum kuruluşu gibi çalışan bir örgüt değil ama e, yani sivil toplum kuruluşa demiyoruz zaten biz hani bayağı kadın örgütü diyoruz ama tabii ki sonuçta ismi bu. E, özellikle Türkiye'deki tüm kadın örgütleriyle çalışıyoruz. E, Sürekli dayanışma ve iletişim halindeyiz biz ee, kadın ve LGBT artı örgütleriyle sadece kadın örgütleriyle de değil ee, birlikte bir proje yapmıyoruz ama. İşte hani gerek şiddet deneyimi olan kişilerle ilgili, gerek süreçlerle ilgili aslında sürekli birbirimize danışmanlık veriyoruz. Sürekli bir araya geliyoruz, toplantılar yapıyoruz. İşte Türkiye'de göçmen kadınların, göçmen LGBT artıların sorunları var. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz? Oturuyoruz, birlikte konuşuyoruz. İşte trans kadınların ciddi manada sığınak ya da işte bir takım hani şiddet deneyimleriyle ilgili... Dayanışma ihtiyaçları olabiliyor. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz diye buluşabiliyoruz. Ya da işte e, özellikle kadın sığınakları ve dayanışma merkezleri kurultayı dediğimiz bir yapı var biz de bunun bileşeniyiz daimi sekreteriyesiz ve onun içerisinde aslında 30 kadar kadın örgütü şiddet çalışan dayanışma merkezi ya da sığınak çalışması yapmış zamanında kadın örgütleri var Türkiye'nin dört bir yanından her yıl iki kere aslında bu örgütlerle bir araya gelip buluştuğumuz bu kurultaylarda da hem Türkiye'deki şiddet politikasını konuşuyoruz bunun eksikliklerine yapılabileceğini sosyal hizmet politikalarının bütün olup olmamasını hem de kadınlarla dayanışmamızı nasıl daha güçlendirebiliriz neler yapabiliriz bunları konuşuyoruz daha böyle bizim aslında hep bir paylaşım üzerine kurulu ya da işte atölyeler yapabiliyoruz mesela STK'larla beraber yine şiddet çalışması yapan kişilere daha böyle şeyler var yani anladım e, morcada da kullandığınız feminist yöntemler nelerdir? Aslında web sitenizde böyle hakkında kısmında hı hı. feminist yöntemlerle kısmı var. Onun için sormak istedim biraz da bunu. Ya aslında bizim feminist ilkeler ve yöntemler dediğimiz şey şu, özellikle şiddete karşı bu dayanışmayı kurarken kadınlarla en temel mesele az önce de dediğim gibi kadınları yargılamadan dinlemek. ...yaşadıkları deneyimin, her kadının yaşadığı deneyimin biricik olduğunu kabul etmek. Çünkü her kadın şiddeti farklı şekillerde deneyimle deneyimleyebiliyor. Ne kadar şiddet aynı türde gelse bile, yani erkeklerin şiddet uygulama şekilleri aynı bile olsa... ...kadınların üzerindeki deneyimi, onu deneyimleme şekli farklılaşabiliyor. O yüzden bunu standartize etmemek, her kadının deneyimini biricik almak... ...iyi dinlemek, ihtiyacını iyi anlamak, yargılamamak, kadından yana bakmak... Aslında bizim feminist ilkeler dediğimiz şeyler bunlar neden? Çünkü maalesef sistemde bu durum şöyle yürüyor. Bir kadın yargıya ya da başka bir yere başvurduğunda yaşadığı şiddet deneyimiyle ilgili o şiddeti yaşadığını ispatlamak zorunda kalıyor. En temel mesele bu. Ben yaşadım, ispat yükümlülüğü de sende diyorlar o zaman. Yani fail hiç kendisi yapmadım diye savunmak zorunda kalmıyor feminist bizim feminist ilke dediğimiz şey tam da bu. Bize bir kadın geldiğinde yaşadığı şiddet deneyimiyle ilgili biz öncelikle onun beyanını esas alırız. Yaşadığı şiddet deneyimini anlamaya çalışırız. Tabii ki bunları açmak için sorular soruluyor ama bu sorular kadınları yargılamak ve sorgulamak için değil. Yaşadığı deneyimi daha iyi anlayıp daha iyi yönlendirebilmek için sorduğumuz sorular oluyor. O yüzden de en temel mesele aslında kadından yana durabilmek ve kadına bu yaptığımız şey birlikte işte bu görüşme ya da orada alacağımız ...eylem kadına zarar mı verecek, kadına yoksa bir yararı mı olacak bunu düşünmek. Çünkü bazen hızlı hareket etmek, o zaman hemen karakola gidin bunu yapın gibi yönlendirmeler yapmak... ...o kadının güvenliğiyle ilgili bir risk yaratabilir. O yüzden her kadını iyi dinleyip, sürecini iyi anlayıp ona göre yönlendirme yapmak gibi aslında düşünebiliriz belki. Hı hı. E, feminist ilke ve yöntemlerini aslında çok güzel açıkladınız. Ben sadece Morçat'ı faaliyet raporunda yazılan feminist ilkeyle yürütülen ruhsal çalışmaları hı hı. biraz merak ettim. Hı hı. Onu açıklayabilir misiniz? O şöyle aslında, şimdi ruhsal çalışma alanı tabii çok daha kapalı bir alan. Ee, ve kadınlar Morçat'ı'ya başvurduklarında Ceren'in anlattığı gibi psikolojik destek talebiyle gelebiliyorlar ve alabiliyorlar gönüllülerden. Ama burada önemli olan yani oradaki feminist ruhsal çalışma denilen şey aslında şöyle bir şey. Tabii ki yine psikolojinin getirdiği ekol, o psikologun getirdiği ekol neyse o öyle yürüyor ama kadının şiddet yaşantısından doğru yaşayabileceği şeyleri yani e, şiddetin kadınlar üzerindeki etkilerini anlayabilmek ve bu noktada kadından yine yana bir yerde durabilmek hani o aslında çalışmayı yaparken. Dolayısıyla e, aslında hani şöyle şeyler vardır ya işte psikologlar tarafsız olur. Hani hiçbir e, orada aslında yok gibidir vesaire. Bazen şiddet yaşayan kadınlarla orada o odada o da, da yanlışmayı kurarken yani de o terapiyi yaparken e, feminist e, e, feminizmin getirdiği tam da bu az önce söylediğim ilkeler ve başka bir takım şeyleri odanın dışında bırakmaya da gerek olmayabilir diyoruz aslında. Biraz böyle bir yerden belki açıklayabilirim. Çünkü şiddet kadının, kadınlar şiddet yaşadıklarında e, bazen e, hiç gerçekçi olmayan korkular yaşayabiliyorlar faillerle ilgili. Bu illaki o kadının patolojik, mental bir durumu olduğu anlamına gelmez mesela. Şiddet yaşantısının etkisi olabilir. Buna doğrudan böyle bakmak yerine tüm yaşantıya bütünlüklü bakmak, biraz daha Kadının kendisine böyle bir yerden bakmak da önemli olabilir ee, diye sanırım açıklayabilirim. Biraz havada oldu ama aslında zaten hani her psikolog elbette mesleğini çok iyi şekilde icra ediyordur. Ama bizim özellikle e, mor çatıya başvuran kadınlarla kurduğumuz dayanışmada şiddetin kadınlar üzerindeki etkilerini ...bilebilen, bu konuda iyi dayanışma kurabilen psikologlarla aslında e, gönüllü arkadaşlarımızla bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten bunun bir farkı olduğunu düşünüyoruz. Eğer bilmiyorsak o yaşantıdaki etkiyi, o zaman o çalışmada biraz eksik kalıyor. E, mor çatıya başvurmak isteyen ama endişelenen ya da korkan kadınlar için ne söylemek istersiniz? E, <laughs> ne söylemek isteriz mor çatıya başvurmak isteyen kadınlarla ilgili? E, yani... Şöyle, şiddet yaşarken o şiddetin kendisini adlandırmak bile çok zaman alabilir. Ee, onun bir şiddet olup olmadığını anlamak, e, harekete geçmek istemek ya da belki hiç geçmek istememek bunların hepsi çok normal, çok doğal etkiler. Dolayısıyla mor çatı bir telefon kadar uzakta aslında. Ee, ...hiçbir şey yapmak zorunda değil kadınlar. Biz hep bunu söylüyoruz. Yani o şiddet döngüsünün içerisinden çıkmak istemeleri yeter... ...ama çıkmak için illa o evden çıkmak gerekmeyebilir. Ee, bazen sadece telefonu kaldırmak, bazen sadece bir e, bilgi paylaşmak... ...bazen sadece bir yerden bir yazı okumak e, yeterli oluyor. Ve e, biz, biz şuna inanıyoruz. Kadının e, şiddetten uzaklaşmakla ilgili e, adım atması için... Ee, önce istemesi gerek bunu. Bunu istemek için de illa hemen şiddet yaşadım ve buradan çıkmalıyım. İlla şiddet yaşadım ben bunun içinde durmamalıyım gibi düşüncelere ihtiyaç yok hazır olmak için bazen de şartlara ihtiyaç vardır. Ama bu şartlar her zaman sağlanabiliyor. Kadınlar çok güçlüler ve bir şekilde aslında bunun üstesinden gelmeyi çok iyi buluyorlar. beni her seferinde her görüştüğümüzde çok etkiliyor kadınların mücadelesi Dolayısıyla mücadeleyi bırakmamak ve bazen sadece, Konuşmak için bile haberleşmek, zaman içerisinde o dayanışmayı kurmak ve şiddetten uzaklaşmayı mümkün hale getirebiliyor. Morçatı için gönüllü olarak çalışmamız mümkün mü? Böyle bir isteğimiz olduğunda kim ya da kimlerle iletişim halinde olmalıyız? <gülüyor> mümkün. <laughs> ee, Morçatı da sadece kadınlar gönüllük yapabiliyor. Ee, dediğim gibi kadından kadına bir dayanışma kuruyoruz biz. Dolayısıyla çatıda gönüllü olmak istiyorsanız e, Morçat'ın web sitesine girerek gönüllü formunu doldurabilirsiniz. E, gönüllü olmak için şöyle bir süreç var çatıda tüm bu anlattığımız şeyin kendisi tahmin edersiniz ki bütünlüklü bir yaklaşım gerektiriyor. Çünkü kadınlar Morçatı'ya geldiklerinde doğrudan Kübra'ya, Ceren Ceren, Kübra işte aslı vesaire diye ayırmıyorlar. Biz onlar için Morçatı'dan birileriyiz. O yüzden aynı dili kurmak, aynı yaklaşımla bulunmak, aynı e sorularla belki hani e, açmaya çalışmak yani aslında bir feminist yaklaşım koymak gerekiyor O yüzden de bunun incelikli ve bütünlüklü aktarılmasını önemsiyoruz Biz gönüllü olmak için e, Çatı'nın gönüllü atölyelerine katılmak gerekiyor bu atölyeler Eylül'de başlıyor üç tane e, işte feminizm toplumsal cinsiyet ve e, yasal hukuki kazanımları konuştuğumuz buluşma yapıyoruz bu üç buluşmaya tamamen katılan kişilerle de Aralık'ta gönüllü atölyesi yapıyoruz. O gönüllü atölyesinde de tüm bu anlattığımız kadınlarla kurduğumuz dayanışma, işte sosyal çalışma ne demek, nasıl bir yaklaşım koyuyoruz vesaire bunların hepsini uzun uzun konuşuyoruz üç gün boyunca. Ondan sonra da düzenli olarak aslında arkadaşlarımız dayanışma merkezine gelerek e, deneyimleyerek o gönüllü faaliyetlerin içine girmeye başlıyorlar. Bunun için Mor Çatı'ya mail atılabilir, Mor Çatı'nın web sitesinde gönüllü formu doldurulabilir ve böyle iletişime geçilebilir. Ee, Mor Çatı'ya nasıl destekle bulunabiliriz? Ee, şöyle aslında birkaç kanaldan destek olunabilir. Bir tanesi Morçatı'nın yine web sitesinde bağış yapılabilecek bir panel var. Ee, bireysel bağış yapılabiliyor ya. E, ee, Bir diğeri Morçatı aynı zamanda bir vakıf ve dolayısıyla bir takım ürünler var ee, bu vakıf içerisinde işte üretilmiş. Tabii ki bunlar şöyle sorular geliyor hani kadınların el üretilmiş ürünler değiller bayağı bastırıyoruz vesaire biz onları. Ee, işte çanta vesaire gibi böyle alınabilecek bir takım materyaller var. Bunları alarak destek olunabilir. Bir de e, yine web sitemizde var ama yine bize mail atılırsa daha iyi oluyor. Sığınakta ve dayanışma merkezinde dayanışma kurduğumuz kadınların ihtiyaçları olabiliyor. Ne bunlar İşte bir takım temel ihtiyaçlar, şampuan vesaire gibi hani kişisel ihtiyaçlar olabiliyor, kıyafet olabiliyor, çocuk eşyaları, oyuncak, bebek arabası gibi ihtiyaçlar olabiliyor ve bunlar sürekli güncelleniyor. E, eğer morcatıyla dayanışmak morçatıya gelen kadınlara da alışmak isterseniz bu güncel ihtiyaçları sorarak bize bu eşyaları da bağışlayabilirsiniz. Bunun için mail atılması yeterli. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.